Hazırız. Zaten sizin çayınız vardır değil mi? Evet. Tamam neyse şimdi durun. Tamam, anladı. Ben ortada durdum. Ben oradan uzak. Genel çalışırım görünür zaten. Evet. Deren aldın mı gerisi çay vermez. Vallahi görüyorsun ya. Helal olsun. Ama bunun tadı da farklı oluyor değil mi? Evet. Meryem ben de aslında dediğim ben de çektim. Çay bu değil bakayım mi? Bakayım mı? Vardır. Çay bu da. Biz bunu birçok akademik çalışmalarla da destekleyerek bir projeye dönüştürdük ve yollarımızı Doğufçay'la burada buluştu. Gerçekten toprakların sağlığı, onların sürdürülebilir olması, bu toprakların değil 70 yıl, 700 yıl daha verimli, üretken kalmasının yolu biz bu toprağın sağlığını korumamız gerektiğinde birleştik. Güzel. Evet, uygulamaya biz de taşın altına elimizi koyduk. 3 senedir projeye devam ediyoruz. İnşallah daha da sonuç alana kadar projemizin devam etmesini istiyoruz. Buradaki fark gerçekten doğal organik gübre kullanarak verimliliği 2 katından fazla arttırmış olduk. Burada bir farkındalık yaratarak çiftçilerimizi, üreticilerimizi çay bahçeleriyle ilgilendikleri zaman gerçekten daha verimin nasıl artacağını göstermek. Çok basit uygulamalarla, budamayla, dolamit uygulaması, doğal kireç taşı uygulaması ve doğal çay gübresiyle hem kendi geliri artacak hem de gelecek nesillerde inşallah bir nesil büyüdü. Gelecek nesillerimiz de bu çay tarımından faydalanacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah bu. Biz projemizi bütün kurumlara açtık. Burası bir örnek bahçe. Kimler bizimle taşın altına elini koymak isterse biz buradayız. Hep beraber el ele verirsek daha güzel işler yaparız. Bizim bu bahçeyi çok büyük dekarlara, alanlara bölmemiz tabii çok zor. Biz özel sektörde söz sahibiyiz. Ama geliştirmeye açığız. Evet. Tatta ve kokuda da herhalde farklılık var. İnşallah. Çünkü içindeki enzimler ve yapısı olarak daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir tamide verdiği sürgünler gerçekten kıyasladığımız zaman daha fazla. 2,5 yaprak dediğimiz doğal tüketicinin de bildiği çay yaprakları daha fazla gözüküyor. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Vesile Korp. 8 yıl öncesi Çaykur'un ve Ahmet Ali abimin yardımıyla biz bir senoz bölgesi olarak organik tarıma geçtik. Verimin düştüğünü gördük ama biz organik tarıma geçtikten sonra sürgün azaldı tabii kimyasala alışmıştık. Sağ olsun Nevzat Bey'in ve Doğuş Çay'ın yardımıyla bu bahçeye belli zaten burasıyla orası belli zaten sürgün geçen seneye çok farklı, çok farklı 1'e 2'ye fark attı. Fark burada işte. Ne dersin? Vallahi çay zaten kendisi söylüyor. Yani çalışılan grup burada belli zaten çayın hali. O tarafa da baktınız, çalışılmayan yerde belli. Evet, ne yapacağız? Çalışmadan da ürün gerekli besini, bunun bütün yabancı otlardan temizledik. Hı. Gerekli gübresini verdik. Zamanında bakımını yaptık. Bu hale geldi. Yani